Saygıdeğer Başkanım, kıymetli meclis üyeleri ve bizleri sadece İstanbul'un somut meseleleri ve ihtiyaçları konusunda değil, bu şehrin devasa manevi birikimi ve mirasının korunması konusunda da vazifelendiren, yetkilendiren kıymetli İstanbullular, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. İşte bu mesuliyet bilinciyle bugün şahsım ve İstanbul maddi ve manevi varlığıyla bir bütündür ve bizimdir diyerek Mevlevilik tabiriyle çivi tutan herkes adına ve haddim olmasa da Hazreti Mevlana'nın maneviyatı hatırına ve onun bugünkü sahih temsilcileri hatırına söz almış bulunuyorum. Şairin şu İstanbul ki müslü bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır dediği, işte o İstanbul'un mülküne sadece yolları, yedi tepesi, mekanları, yapıları, mimarisi değil, aynı zamanda tarihin derinliklerinden gelen manevi birikimi ve kültürel mirası da bu mülke dahildir. Ve hepsi hepimiz için çok kıymetlidir. Üstadın da veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, ruhumu eritip de dondurmuşlar, adını İstanbul koymuşlar. İşte bu ruhu yaşatmak, dolayısıyla İstanbul'u yönetirken, onu planlarken, ona sadakatle hizmet ederken, attığınız her adımda şehrin iki cephesini, yani maddi ve manevi dünyasını birlikte düşünmek, bu ikisi arasındaki ahengi her zaman gözetmek zorundasınız. Bu prensip, hissel bir tercih değil, şehrin maddi ve manevi müktesebatına saygının bir gereğidir. Aksi halde şehir, her gelen yöneticinin elinde geçici heveslerin, gündelik hesapların, gündelik siyasetin malzemesi olmaya mahkum olacak ve her geçen gün kıymetini kaybedecektir. Semazenlerin dönüşünde izlediğimiz o pergel metaforunu dikkate alırsak, pergelin bir ucunu şehrin ve manevi dünyasına ve moral dünyasına mıhlamalı, diğer ucuyla da olabildiğince geniş bir vizyonla çark etmeli, şehrin dünü, bugünü ve yarınını böyle bir kavrayışla planlamalısınız. Aksi halde şehriniz serseri, haylaz ve nerede akşam orada sabah gafil bir ruhun çocuğu olarak istikbalini ziyan edecektir. Siz süslü ve şaşalı laflar etseniz de, vitrinlerinizi ışıl ışıl süsleseniz de, fetret dönemini yaşattığınız bu şehir hesabını göreceği ve emanetini geri alacağı 2024'ü hasretle bekleyecektir. Hele hele bu şehrin hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını gidermez ve onu tefeci zihniyetlere muhtaç hale düşürürseniz vay halinize. Emin olun bu anlayış borcun faizini sadece mangır ile değil, bu şehrin istikbaliyle de şakır şakır tahsil etmeye azmedecektir. Siz de bu anlayışa hoş görülmek adına türlü acayip garayip işlere kalkarsanız, yeri gelecek yanlış işlerin propagandasını yapacak, yeri gelecek tiyatro oyunlarınızda sahnelerinizi onlara sunacak, hatta daha da ileri gidecek şehrin maruf ve meşhur markasını ve o markadaki camiyle dahi uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bu kaçınılmaz bir sondur. Son günlerde bunun en acı örneklerinden birini yaşadık ve maalesef bu vaka ülke gündemini lüzumsuz ve gereksiz yere uzun süre meşgul etti. Üzülerek ifade edeyim ki, gayrimüslim vatandaşlarıma gönderdiğim, benim de aslında takdir ettiğim Noel hediyesinde Noel Baba'nın hediye çorabını düşünecek kadar ihtimam ve incelik gösterirken, Anadolu irfanının 747 yıllık geleneği olan Şeb-i Aruz Mevlevi ayini icrasında maalesef aynı hassasiyeti ve aynı titizliği göstermediniz. Üstelik bu ciddiyetsizliği itiraf etmek ve sorumluları hakkında derhal gereğini yapmak yerine Mevlevilik tabiriyle söyleyelim, tenduresi eksik bir semazen gibi çark üstüne çark ettiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Muhsin Ertuğrul sahnesinde kısa adı EMAV olan Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı'nın Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda icra etmiş olduğu sözde sema ayin icrasından söz ediyorum. Kimmiş bu EMAV Vakfı? Google'da küçük bir araştırma yaptığınızda şunları görüyorsunuz. 24 Aralık 2002 tarihli Hürriyet Gazetesi bu vakıf hakkında şöyle manşet atıyor. Galata Mevlevihanesine sarhoş şeyhler mi dadandı? Yine 22 Ağustos 2002 tarihli Radikal Gazetesi ise vakfın başkanı ve sözde postnişin Hasan Çıkar hakkında, Hasan Çıkar bir Ali Kalkancı. Bizim meclisimizde şeytanın şerrinden sığınmaya, yani besmele çekmeye hacet yok. Bizim meclisimizde asla şeytan bulunmaz diyecek kadar ileri giden bir anlayışın temsilcilerine sahne tahsis etmeye ve üstelik Sayın Başkan'ın sosyal medya hesabında canlı yayında vermeye nasıl cüret ettiniz? Sayın Başkan bunun bir hata olduğunu ifade ettiler ve programın içeriğini bilemeyeceklerini söylediler. Doğrudur, fakat bu durum daha vahim bir hatayı göz önlerine seriyor. Programın içeriğini bilmesi gerekenleri ya da bilmelerine rağmen uygun bulan
kültür adamlarını sizler göreve getirdiniz. Bu büyük bir yönetim zafiyetidir. Ve değerlendirmeniz de samimiyseniz gereğini bugüne kadar yapmalıydınız. Eğer yapmıyorsanız bu yanlışa sizler de ortaksınız. Hoşgörü denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Hazreti Mevlana'nın Vuslat Gecesi etkinliklerinde izlediğimiz program maalesef büyük bir kültür sefaletidir. Mevlevi ayini bir gösteri ve eğlence vasıtası değildir. Ve sema ibadet düşüncesiyle yapılan bir ritüeldir. İnanın yahut inanmayın, onun orijinal haline hepiniz saygı göstermek mecburiyetindesiniz. Sevgili meslektaşım Doğan Bey, pazartesi günü yaptığı konuşmayı dinledikten sonra özellikle Şeb-i Aruz konusuyla alakalı meseleye bakışımızda ciddi farklılıklar olduğunu fark ettim ve buradan ifade etmek istiyorum. Şeb-i Aruz ayinin bir sanat icrası olduğunu söylediniz ve sanat erbabı tarafından tartışılmasının uygun olduğunu ve siyasetin en azından müdahale etmemesi gereken bir alan olduğunu ifade ettiniz. Yani burada bir farklılık var. Biz meseleye öyle bakmıyoruz. Mesele sadece bir sanat icrası değil, ibadet düşüncesiyle yapılan 747 yıllık bir geleneğin bugünkü görüntüsü. Bir örnek verelim. Alevi canlar bir semah ayini yapsalar ve kendilerini rencide edecek şekilde bir semah ayini icra edilmiş olsa aynı tepki yanlış olmuştu. Kabul edebilmek mümkün değil. Böyle bir durumda nasıl tepki verecektiniz? Yine bu bir sanat icrasıdır, doğrudur. Biz bunu tartışmayalım diyecek haliniz yok. Dolayısıyla gelenekselleşmiş, kökleşmiş, topluma mal olmuş manevi değerlerimizin ifsada uğramamasına hepimizin ortak bir mesuliyet anlayışıyla gerekeni söylemesi gerekiyor. Bunun bu anlamda bir hata olarak değerlendirildiğini düşünüyorum ve bu konuda da sizlerin erdemine güveniyorum. Bir hata olarak kabul edip en azından önümüzdeki yıl Şeb-i Aruz törenlerinde aslına uygun olarak Şeb-i Aruz'un icra edilmesi konusunda tekrar hassasiyet göstermenizi bekliyoruz. Bu programda 7 asırlık bir geleneğe aykırı olarak kadın erkek bir arada ayin icra edilmiş, ilahi kelamın ruhuna aykırı bir şekilde sözde sema etkinliğinde Kur'an-ı Kerim Türkçe okutulmuştur. Bu konuda bizden hoşgörü beklemeyin. Hoşgörü her görüye eyvallah demek değildir. Bugüne kadar bu yanlışlara biz eyvallah demedik. Bundan sonra da demeyeceğiz. Bir vakitler dini mübin İslam'ı toplum mühendisliği malzemesi olarak aslına aykırı olarak yorumlayan ve bu yorumu despotik ve zalimce halka dayatan bir anlayışın yapıp ettiklerinden hiç mi ders çıkartmazsınız? İsmet İnönü'nün bizzat hazırlattığı ve devlet yayınlarından çıkan 10. yıl kitabında Mevleviler için soytarı tabirini kullanan bu anlayışın bugünkü halefleri bir sema ayinini, bir tarikat ritüelini üstelik devrim kanunlarına rağmen canlı yayınlıyorsa bu özgürlükler adına önemli bir adımdır. Fakat bizleri böyle bir rezalet izleyeceğimize keşke hiç yapılmasaydı demek noktasında bıraktınız. Bugün bu grup her yıl 10 Kasım'da Atatürk ilahileri ve Atatürk sema ayinleri de icra eden bir grup. Maalesef sema ayini gibi ortak bir değerimizi olduğu kadar Atatürk'ü de istismar eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bizim nazarımızda bu anlayışın Atatürk'ü, Atatürk'e olan benzerliğini ticarete tahvil eden, Atatürk üzerine yazan ve neredeyse bu yazdığı kitapları asgari ücret fiyatında satan ve ceplerini dolduranlardan hiç ama hiç farkı yoktur. Peki istismarcıların akıbetinden hiç mi ibret almayacağız? Bu milletin bu davranışları en ağır şekilde cezalandırdığı sayısız örnek geçmişte varken hala niye bu kadar inat eder ve bildiğinizi okumaya devam edersiniz? Her ne kadar Hazreti Mevlana Cemalettin olarak yani dinin güzel yanı, latif yönü olarak bilinse de isminde de var olan Celaleddin'inden biraz celalinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü o Mesnevi'de şöyle diyor. Men bendeyi Kur'anem, ta candarem, men haki rehi Ahmet muhtarem, ger nakl kunet cüz inkes güftarem, bizarem ezvüzan suhen bizarem. Yaşadığım müddetçe Kur'an'ın bendesiyim. Hazreti Muhammed'in yolunun toprağıyım. Birisi benim sözümden bundan başka bir söz naklederse ondan da o sözden de bizarım, şikayetçiyim. Diyen Hazreti Mevlana'nın ve onların dervişlerin hukukunu korumak ve Anadolu'nun yüce değerlerini aslı gibi muhafaza etmek hepimizin müşterek sorumluluğudur. İşte bu sorumluluk anlayışıyla her yıl Konya'da düzenlenen Şeb-i Aruz etkinlikleri aslında siyaset üstü bir ortak payda olma işlevi görürken yaptığınız bu faaliyet maalesef bu güzel mecrayı siyasi ayrışmanın ve siyasi tartışmanın odağına haline getirmek gibi büyük bir işe imza attınız. Bunu başaran Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına buradan selam ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl benzer bir konuşmayı yapmak zorunda bizleri bırakmazlar. Türkiye hepimizin bildiği gibi travmatik bir toplumdur ve travmalar üzerinden geçmişte ülke siyasetini dizayn eden kimi anlayabiliyorsunuz?
anlayışların başörtüsünü sembolleştirip onun üzerinden toplumu kutuplaştırdıklarını, Alevi canları ve Sünniliği toplumsal kutuplaşmanın stratejik enstrümanları olarak kullandıklarını ve istismar ettiklerini, Türkçe ezan ve Kur'an bahsini temcit pilavı gibi pişirip gündeme servis ettiklerini, toplumu laik ve gerici şeklinde ayrıştırdıklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu hastalıklı duruma ilişkin vakalar 60 darbesinde, 80 darbesinde, 70'te, 28 Şubat'ta görülmüş, güncel tabirle söylersek 15 Temmuz darbesinde de pik yapmıştır. Milletin eliyle vurulan 15 Temmuz aşısı çok şükür bu virüsleri milli bünyemizden def etmiş ve ülkeyi entübeye sokacak büyük bir felaketten kurtarmıştır. Hepimiz, tüm siyasi partiler her türlü farklılığa rağmen en az Covid kadar tehlikeli olan ve milli bünyemize zarar verecek ve toplumsal immün sistemini zayıflatacak her türlü aksiyona karşı mesafeli durmak ve bu konuda daha dikkatli olmak zorundayız. Hele hele konu manevi değerlerimiz ve ortak kültürümüz olunca bu dikkat çok daha üst düzeyde gerçekleştirilmeli. Size birileri, kimi akıl daneler, toplumun sinir uçlarını harekete geçirip ortalığı tozu dumana katarak yönetsel zafiyetlerinizi maskelemek ve bu konuda size salık verseler de siz onları asla dinlemeyin. İşinizle, hizmetinizle gündemde olmayı tercih edin. Kuru siyasi çekişmelerin ortasında İstanbul'u kurban etmeyin. Algı hileleriyle, iletişim stratejileriyle, kurdele belediyeciliğiyle İstanbul'dan Ankara'ya Kanal Ankara projesi hayali kuranların Sayın Cumhurbaşkanımızın başarı hikayesini örnek aldıklarını memnuniyetle izliyoruz. Fakat şunu ıskalıyorsunuz. İstanbul'dan Ankara'ya başlattığımız iktidar yürüyüşümüzün çevreden merkeze şahlanan o kutlu koşunun arkasında ne algı, ne kurgu, ne imaj, ne de makyaj vardır. Recep Tayyip Erdoğan diye yazılan ve samimiyet diye okunan koca bir hakikatin imzası vardır. Son olarak şu uyarıyı yapmak istiyorum. İstanbul maddi ve manevi varlığıyla bir bütündür. İstanbul'un manevi mirasından, o büyük haşmetli ruhun surlarından bir tuğla düşse hepimiz kıyama kalkarız. Bu şehri ne tek dişi kalmış Batı medeniyetinin kirli tezgahlarına ne de kimilerinin şahsi ikbal ve heveslerine asla kurban etmeyeceğiz. Buradan hepimize bir ders olacak Hazreti Mevlana'nın bir nasihat incisiyle sözlerime son vermek istiyorum. Adalet ağaçlara ve çiçeklere su vermektir. Zulüm ise dikenleri sulamak. Bu milletin has bahçesinde hiç kimse dikenleri sulamaya ve ayrılık tohumları ekmeye niyetlenmesin. 31 Mart 2024 gecesi inşallah kısa bir ayrılıktan sonra hepimiz için bir düğün gecesi, yani Şeb-i Aruz olacağı temennisiyle o güne kadar sizleri bu da geçer yahu selamıyla selamlıyor, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum.